Memur bey, apartman inledi vallahi. Seni öldürürüm çocuk benden dedi. Duydum vallahi hepsini. Bir üst katta. Koşun ne olur. Öldürdü belki de kadını. Barış Mınar'dan beyliydi ne olacak? Allah'ım gitti gitti. Fırlama! Elleri havaya! Elektriği bunu! İyi de... Ben bir şey yapmadım ki. Güneş, dur anneciğim. Kiraz. Kiraz. Memur Bey, beni neden dinlemiyorsunuz? Ben geldiğimde dairenin kapısı açıktı. Rehan diye yerde yatıyordu. Henüz ne olduğunu anlamadan arkadaşlarınız gelip kelepçe taktı. Merkezde ifadeniz alınacak. Acele etmeyin lütfen. Peki ölmüş mü onu söylesenize. Onu da siz söyleyin efendim. Ambulansa rengi gelsinler. Cenazeyi adli tıpa götürsünler. Sen de onun başında kal. Savcı bey geldiğinde bana haber verin. Kiraz. Kiraz içeride misin kızım? Ya bırak beni ya, bırak beni ya. En kadar hızlı zaptı denedim, tut şunu. Ya canım acıyor ya, bırakın beni ya, kimsiniz? Ya bırak beni! Hadi be! Ulan kim lan bunlar? Kimsiniz lan? Size bakmaz mıyım? Kiraz. Allah Allah. Hande Aldemir. 35 yaşında. Adamın ise Yılmaz Koçeri Sayın Savcım. Kadın adamın yanında çalışıyormuş. Arkadaşlar yürültü şikayetiyle gelmişler. Aşağıdaki komşusu kavga ettiklerini söylemiş. Adam çocuk benim çocuğum diye bağırıyormuş. Epey de kavga etmişler. Adam nerede? Aşağı arabaya aldık Sayın Savcım. Muhtemelen düşerken başını sehpa kenarına çarpmış. Üşme ya da itekleme olabilir. Adam evli mi? Evet. Emriniz nedir Sayın Savcım?
Ailesine haber verin. Karakola getirin. Bir şey demeyecek misin? Buna inanmamı mı bekliyorsun? Nereden bileceğim ben ne olduğunu? Senin suçun lan. Hepsi senin suçun. Şunu açalım. Bardaklardan parmak izi alın. Şundan da. Emredersin Sayın Savcı. İlk ifadesinde ne söyledi? İçeriye girdiğinde kapının açık olduğunu, yerde Hande Hanım'ı gördüğünde de arkadaşların geldiğini söyledi Sayın Savcı. Yapacak vakit bulmuş ama. Efendim? Çarşaf alın. Üzerinde ölü doku ve kıl örneği var mı bir bakın. Sonra da bulmaz mıyım? Evet efendim. Ondan alacak örneklerle adli tıbba bir götürün. Bakalım Yılmaz Bey yanlış zamanda yanlış yerde olan bahtsız bedevi mi? Yoksa Hande Hanım'ın özel misafirini bir anlayalım. Emredersiniz efendim. Şu araç bizi takip ediyor. Atlat şu arabayı hemen. Atlat. Lan nereye kadar kaçacaksınız lan? Cehennemin dibine gitseniz peşinizdeyim. Anne. Anne ne yapıyorsun gece gece dışarıda? Kiraz yok. Nasıl yok? Bayağı yok işte. Tuvalete baktın mı? Ya evin her yerine baktım hiçbir yerde. Yok. Nereye gider ki? Ne bileyim nereye gider ben. Vallahi bu kız beni öldürecek. Yemin ederim öldürmeden rahat etmeyecek. Çantasını almış mı? Bilmiyorum ben ne bileyim çantasını almış mı almamışım. Bakmadım ben çantası var mı yok mu. Ara bakayım. Sana bir şey diyeyim mi? Bu kayboldum falan diyor ya ben inanmadım. Bu bir işlere bulaştı. Vallahi bir işlere bulaştı. Allah'ım sen koru ya Rabbim.
Atlat şu arkadaki arabayı. Hala ensemizde. Açmıyorum o. He? Ah Kiraz, ah Kiraz. Yok mu? Yok, ben bekleyemeyeceğim. Ben gidiyorum. Anne, nereye gidiyorsun? Bilmiyorum nereye gideceğim ama gitmem lazım. Ben böyle duramam. Tamam, ben de geliyorum. Nereye geliyorsun sen? Kardeşim var içeride, otur sen. Anne, koca İstanbul'da karakolun nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Nasıl gideceksin? Ya bilmiyorum. Çıkacağım sokaklarda, bakıtacağım, bağırışacağım. Ne yapayım? Anne dur bak, sakin ol. Ben şimdi Yusuf'u arayayım. O hem buraları daha iyi biliyor. Belki karakola falan gideriz. Onun motoru da var. Ara. Tam da düşündüğüm gibi. Neymiş o? Babamın paçasına sığınıp geri döndüm. Tabii sen de haklısın. Böyle bir kapı kolay çarpılıp çıkılmaz. Efendim Zümrüt. Yusuf. Yusuf, kusura bakma, gece geçe rahatsız ediyorum seni. Zümrüt, ne oldu, bir şey mi oldu? Sesin çok kötü geliyor. Bizim Kiraz gitmiş. Nereye gittin de bilmiyoruz. Tamam, bir dakika sakin ol. Niye hemen kötü düşünüyorsun ki? Tamam, sen neredesin? Ben hemen geliyorum. Tamam. Ben de onu diyecektim. Belki beraber karakola falan gideriz. Tamam, 5 dakika oradayım. Tamam, tamam. Sağ ol Yusuf. Ne dedi? 5 dakikaya geliyorum dedi anne. Kötü bir şey olmamıştır. Ah Kiraz, ah. Ah Kiraz. Okudum, anladım, yaz, imzala. Cepleri boşaltalım. Kemeri de çıkartalım. Ayakkabılar bağcıklı mı? Bağcıklı. Arada bir telefon açabilir miyim? Tabii, açabiliriz. Alo. Artem. Yılmaz. Hayırdır, saat kaç? Hande öldü. Ne? Benim öldürdüğümü sanıyorlar. Şu anda emniyetteyim. Bir dakika, bir dakika. Yılmaz, ne diyorsun sen ya? Avukat alıp hemen buraya gelir misin? Neredesin? Hande'nin evinin 2. sokağında. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeyim. Tamam.
Ağır ol bakalım. Kimsin lan sen? He? Kimsin? Necelin'im ben, Necelin. Vallahi mı? Bana öyle gelmedi ama. Ne yapayım ben şimdi bunu? Sık kafasını at köşeye. Arabasını da alır gelirsin peşimizden. Zülfü abla kapı. Zülfü abla. Kim o? Polis. Ne oluyor anne? Polis. Sevgi Koçeri. Evet benim. İyi akşamlar. Rahatsız ediyoruz ama. Buyurun. Yılmaz Bey'le ilgili olarak bizimle merkeze kadar gelmenizi rica edeceğiz. Memur Bey sorun ne? Babama bir şey mi oldu? Eşiniz cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Cinayet mi? Geldi. Hah. Oğlum kusura bakma, akşam akşam sana da zahmet verdik, rahatsız ettik. Ne oldu? Gitmiş işte. Ya bir karakola polise gitseniz de bir sorsanız oğlum. Tamam Cennet'e, siz sakin olun. Yanında parası falan var mıydı? Vallahi bilmiyorum ama nereden olacak zaten? Tamam o zaman yürümüştür yani çok fazla uzaklaşamaz. Zümrüt biz seninle bir dolanalım. Bakalım en kötü karakola gideriz. Kızım ama beni habersiz bırakmayın ha. Tamam çok geç kalmayın. Tamam anne merak etme. Merak etmeyin. Sen de dikkat et kendine. Tamam. Ne oldu? Evden nasıl çıktığımı bilemedim. Ne cinayeti? Ben de bir şey bilmiyorum. Öğreneceğiz işte. Hadi. Gel. Komiserim, Yılmaz Koçeri'nin avukatı ve ortağı geldi. Tamam, al içeri. Buyur. İyi nöbetler komiserim. Ben avukat Kenan Şehitoğlu. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Beyefendi Yılmaz Bey'in ortağı Artem Bey. Sorun nedir? Müvekkilim neden gözaltında? Avukat Bey, arkadaşlarımız Yılmaz Bey'i cinayet mahallinde şüpheli görüp tutuklamışlar. Bunu zaten ifadesinde de kendisi de açıklıyor. Avukatı gelmeden ifadesini aldınız yani. Avukatım gelmeden ifade vermeyeceğim demedi. Kendisine haklarını hatırlattığımız halde bizden böyle bir talebi olmadı.
Bu imkansız saçmalık. Artem Bey, lütfen dışarıda bekleyin. Müvekkilimi görebilir miyim? Tabii ki. Hakkı. Emredin komiserim. Yılmaz Bey'i sorgu odasına alın. Avukatıyla görüşecek. Emredersiniz. Buyurun. Ha, bu arada Yılmaz Bey'in ifadelerini de görebilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Çok teşekkür ederim. İyi nöbetler. Güle güle. Kenan Bey, neler oluyor? Cinayet mahallinde yakaladık falan. Hande ölmüş. Bu nasıl bir kabus? Artem Bey, lütfen biraz sakin olun. Benim anladığım biraz daha başınızın ağrıyacağı. Şimdi Yılmaz Bey'le görüşmeye gireceğim. Sizi bilgilendireceğim. Ama lütfen sakin olun. Demesi kolay. Lütfen. Bak şunu. Halen yapıyor ya. Yılmaz Bey. Merhaba. Lütfen oturun. Hoş geldin. Hoş bulduk diyemeyeceğim. İfadenizi okudum. Neden beni beklemeden ifade verdiniz? Saklayacak bir şeyim yok ki. En başından anlatır mısınız? Neyle karşı karşıya olduğumu iyi anlamam lazım. Hande Hanım hamileymiş. Polisler gürültüden eve geldiğinde ki polis çağıran komşu... ...o benim çocuğum diye bağırdığınızı falan duymuş. O ses benim sesim değildi. Herhalde Hande'yi öldüren katilin sesiydi. Yani ben geldiğimde kapı açıktı. İçeri girdiğimde Hande yerde yatıyordu. O sırada polisler geldi. Her şey bu kadar basit. İnanın bana bu kadar basit değil. Hem de hiç değil. Abi, ne oluyor? Bilmiyorum Demir. Gerçekten bilmiyorum. Artem, Hande ölmüş dedi polis. Yılmaz'dan şüpheleniyorlarmış, doğru mu? Benim de bildiğim bu kadar işte. Avukat içeride, Yılmaz'la görüşüyor. Birazdan çıkar, anlarız. Zavallı Hande'yi kim niye öldürsün ki? Hem Yılmaz'ın ne alakası olabilirdi işte? Duyduğum andan itibaren kafamın içinde dönüp dolaşan soru bu işte. Tamam, hadi sakin ol artık. Bak, mutlaka bulacağız. Nerede bulacağız Yusuf? Bilmiyorum ama bulacağız. Bir şekilde bulacağız. Tamam? Tamam, hadi. Hadi gel. Thank you.
Amma koşturdun bize ha. Kimsin lan sen? Ecel mecel değil de arsızlık yapma. Doğru düzgün at. Abisiyim lan. Bak abisi. Bacım bundan sonra bize emanet. Sen gönlünü ferah tut. Ne var lan? Molası mı verelim? Abisi peşinizde. Ben yaralandım. Silahımı aldı. Ne oldu? Arkadaki bizim adam değil. Abisi bizimkinin pekmezini akıtmış galiba. Bas lan bas! Uzunları yakmış demek ki onu görmeyelim diye. İndir şu herifi, indir! Dediler karakolda, polis bir şey söyledi mi? ...24 saat geçmeden kayıp gözüyle bakılmıyormuş. 24 saat mi? Anne, bu yığın sorular sordular. Ne sorusu? İşte arkadaşları var mı, sevgilisi var mı? Belki onunla kaçmıştır diye ben yok dedim. Kira, senin numaranı nereden biliyorum? Yani... Veysel. Ne Veysel anne, o nereden çıktı? Senin de numarası var mı? Yok. Abinde var. Ara versin. Veysel doğru ya. Bak Kiraz. Alo abi. Abi sende Veysel'in numarası var mı? Kiraz kaçtı da biz Veysel'le kaçtığını düşünüyoruz. Abi beni duyuyor musun? Kaçırdılar Kiraz'ı. Mama Veysel değil. Ne? 3 tane adam. Peşlerindeyim ben şimdi. Ne? Verdi mi numarayı? Ara haydi. Haydi kızım, ne bakıyorsun? Ara Veysel'i. Anne,
Allah aşkına Zürt beni delirt, bağıra şunu. Veysel değil. Kiraz'ı kaçırmışlar. Ne? Anne. Ay. Cennet teyze. Avukat geldi. Ne oldu? Yılmaz nasıl? Ortam biraz karışık. Hande Hanım'ın hamile olması, sonra komşusunun çocuk benim deme bağırışmalarını duyması. Hande hamile miymiş? Onu adliyeden gelecek olan rapor belirleyecek ama iddia o yönde. Bu arada bunlar Yılmaz Bey'in. Buyurun. Ne olacak şimdi peki? Bu akşam burada kalacak. Yarın mahkemeye sevk edecekler ama savcı tutuklama talebinde bulunabilir. Hazırlıklı olmak lazım. Yani açıkçası bu akşam yapılabilecek bir şey yok. Yarınki mahkemeyi bekleyeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereye sakladın? Ha? Nereye sakladın sevgilini? Çık ortaya. Buraya mı sakladın? Neredesin? Sen iyi değilsin Sevgi. Bak kızsan da senin yanından ayrılmayacağım, tamam mı? Bugün burada kalacağım. Ha, yatacak yer yok diyorsan da şurada koltukta kıvrılır uyurum ben. Gel lan buraya gel. Ne dedim lan ben sana? Ha? Senin ecelin olacağım demedim mi? Konuş lan, nerede bacım? Konuş lan! Üçe kadar sayacağım. Bu namluyu bir daha ağzına sokarsam sıkmadan çıkarmam. Ulan sana adım gibi yemin olsun. Senin burada kafanı parçalarım. Gözümü de kırpmam şerefsizim. Konuş lan. Konuş lan, nereye götürdüler bacımı? Söylersem seni de öldürürler. Kimlere bulaştığını bilmiyorsun. Bacını unut. Onun için artık çok geç. Cennet. Korkma. 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 Anne. Korkma. Anneciğim hadi gel artık içeri girelim. Hadi. Hadi gel. Korkma. Cennet korkma. Teyze hadi. Biz ikimizi gidip işlemleri hallederiz. Korkma. Hadi anne gel içeri girelim hadi. Korkma. Anne. Anne. Cennet teyze. Anne. Bunu nasıl yaparlar? Yılmaz'la Hande ha? Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Kesinlikle yanlış yer ve yanlış zamanda, hepsi bu. Öyleyse gecenin bir yarısı Hande'nin evinde ne işi vardı Yılmaz'ın? Sevgi Hanım açıklama yapar mısınız? Sevgi Hanım lütfen bir açıklama. Hande Hanım'ın eşinizin sevgilisi olduğunu biliyor muydunuz? Hande Hanım'ın hamile olduğunu biliyor muydunuz? Demir hemen annen eve götürüyorsun, ben de peşinizdeyim hadi. Sevgi tamam. Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Bir şey söylemeyecek Sevgi tamam mı? Hanım, arkadaşlar, arkadaşlar açıklamayı Sevgi daha sonra. Sevgi Hanım açıklama yapar mısınız? Daha sonra açıklama lütfen yapılacak. Sevgi Hanım lütfen hadi bir açıklama. Hadi. Korkma Cennet, korkma. Sakın aklından kötü bir şey geçirme. Kiraz'a bir şey olmayacak. Korkma, ümitsizliğe kapılma. Kalbini temiz tut. Korkma, çocuklarına hiçbir şey olmayacak. Cennet teyze. Anne. Cennet teyze, kenar lütfen. Kalk lan, kalk! Nerede lan bacım? Bir dahaki kafana. Dur. Dur söyleyeceğim. Adapazarı'nın üzerinde benzin istasyonu geçince sağda patika bir yol var. Yolun sonunda çiftlik evi.
Oraya götürüyorlar. Dışarıdan görünmez. Oh. Sabaha karşılığı çıkarlar. Aha. Yetişemezsin. Tüm ülkeyi pavyon pavyon dolaşsan bulamazsın. Lan kes. Çıkar lan kenara. Çıkar lan. Sarla lan ağaca. Sarla lan ağaca. Oh. Oh. Uzat. Oh. Oh. Beni burada bırakma. Ne olursun beni burada bırakma. Gebert ama bırakma. Eğer bacım alamazsa dönüp dediğini yaparım. Dua et dönmeyeyim lan. Dua et dönmeyeyim. Orada kaçıran var biliyor musun sen? Oradakiler polis kokusunu alırlarsa iz bırakmamak için kızı vurup kaçarlar. Neyle uğraştığını bilmiyorsun sen. Ne yapacağım ben? Zümrüt, hadi ama artık zorlama kendine. Yemini bir daha arar mısın? Açmıyor mu? Tamam bak ben bir karakola gideyim durumu anlatayım. Yılmaz Baba'yı da arayacağım. Onun da var tanıdıkları. Kiraz'ı bulacağız. Mutlaka bulacağız. Ve buraya sağ salim getireceğiz. Ben bir o zaman kaç telefon edeyim yani bakayım neler yapabileceğim. Sen de yeminden haber alırsan mutlaka beni ara. Tamam? Kim arıyor? Yusuf Efendi. Şu an onu çekecek durumumuz yok. Bunu nasıl yaparsın Yılmaz ya? Sevgi lütfen. Polis bile şüpheliyken sen hemen yapmış etmiş gibi konuşuyorsun. Sen benim soruma cevap veremiyorsun ama. Gece yarısı ne iş vardı Yılmaz'ın Hande'nin evinde? Hı? Hande akşam ben burada kalacağım, kız kıza takılırız falan diyordu. Sonra bir saat geçmeden kaçar gibi evden dışarı çıktı. Peşinden de Yılmaz. Ve ben salak Sevgi hala hiçbir şey anlamadım. Sonra gecenin bir yarısı kapıda polis. Kocanız Hande'yi öldürmüş, karakola gelin. Pardon. Efendim? Alo, Artem abi. Ya kusura bakma, gece gece aradım. Uyandırmadın değil mi? Yok, uyandırmadım. Şey diyecektim, Yılmaz Baba'ya ulaşamıyorum da acaba haberin var mı? Acil bir durum var da. Evlat, sorma başımıza geleni. Ne oldu? Ben şimdi Yılmaz'lardayım, eve geçiyorum. Eve gel konuşalım, tamam? Tamam, tamam geliyorum. Ben eve geçiyorum. Bir şey olursa telefonum açık. Daha ne olabilir ki? Anahtarı ben alıyorum. Yarın arabayı alırım. Hadi iyi geceler. Seni geçirim abi. Hatırlayacağım. Hamileyim.
Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Neymiş bakalım Yılmaz amcanla konuşman gereken acil mesele? Kiraz. Ya Cennet Hanım'ın kızı. Abi galiba kaçırılmış. Nasıl yani? Kim kaçırmış? Bilmiyoruz. Zümrüt anlattı. Önce evden kaçtı sanmışlar. Sonra Yemin'i aramışlar. Yemin de kaçırıldı deyip kapatmış telefonu. Anlaşıldı. Bu gece kötü haberin ardı arkası kesilmeyecek. Sen ne söyleyecektin? Gel konuşalım dedin. Yine Sevgi Hanım'la mı tartıştılar? Yılmaz tutuklandı. Yani şimdi gözaltında ama. Sebep? Of. Hande, yanımıza çalışan bayan. Evet, biliyorum. Yılmaz'ı cesedinin başında bulmuş polisler. Günaydın patron. Günaydın. Kahvaltı yaptın mı? Atıştırdım bir şeyler ya. Şey, yemi yok mu? Bilmem. Uyanmamıştır herhalde. Dün gece gelmedi efendim. Odası boş. Allah Allah. Zaten aradım defalarca beyefendiyi, açmadı. Kesin bir işler karıştırıyor. Genç adam. Çapkınlık peşindedir belki, kim bilir. Ya bırak Allah aşkına patron ya. Kim bakar Yemin'in suratına ya? Niye? Genç, yakışıklı, aslan gibi çocuk. Kim yakışıklı? Yemin mi yakışıklı? Kara saçlı, kara gözlü, kara bir şey ya. İnsanın içi kararır ona bakınca. Günaydın Handan Hanım. Bugün nasılsınız? Afiyet olsun. Ülke gündeminden nezik eksik olmayan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ünlü bir halı firmasında çalışan 35 yaşındaki Hande Aldemir dün gece evinde ölü bulundu. Patron, bunu görseniz iyi olur. Firmasının sahibi Yılmaz Kocaeli, Hande Aldemir cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, gürültü şikayetiyle Hande Aldemir'in evine gelen ekipler, Yılmaz Kocaeli'yi Hande Aldemir'in cesedi başında yakalamışlar. Hande Aldemir'in hamile olduğu ve bebeğin Yılmaz Kocaeli'den olduğu da iddialar arasında. Hande Hanım'ın eşinizin sevgilisi olduğunu biliyor muydunuz? Hande Hanım'ın hamile olduğunu biliyor muydunuz? Demir, annen herhalde köye götürdüm. Sevgili Hanım, bizi gördük. Tamam, bir şey söylemeyecek işte, tamam mı? Arkadaşlar, şimdi bir arada... Şimdi bir açıklama yapmayacak, tamam, daha sonra. Gel Sabri, gidiyoruz. Patron nereye? Nereye gidiyoruz efendim?
şuraya imzalayın lütfen. Buyurun efendim. Tabii, hemen çıkıyoruz. Paketi hazırla, çıkıyoruz. Sen canın yanmaz. Aynısını ben sana diyecektim. Çöz kızı. İşten kurtuluşun yok. Sen öldün artık. Kapat şunun ağzını.
Bana bak, istiyorsan bunu sokayım ağzına. Koş. Abisi olacak. Geldi. Karşısı var. Yürü. Al bakalım. Sağ ol abi. Ah Leyla, günaydın. Dün gece misafirimiz vardı ama sen uyuyordun. Günaydın. Günaydın. Nereye kızım, okula mı? Sorma başımıza gelenleri. Dün akşam Yılmaz amcan... Geç kaldım. Aradın mı Zümrüt'ü? Yeminden haber var mı? Aradım abi, aradım. Yani sabaha kadar 50 kere aramış ama yemin açmamış. Artem abi, Yılmaz babam kurtulur değil mi? Yani o olamaz. Tabii ki olamaz. Mutlaka açığa çıkar. İnşallah. Ya o zaman ben müsaade isteyeyim. Zümrüt'lere gideyim ya. Ancak elimden bu geliyor şu anda. Tamam peki. Ha bu arada Yılmaz babamı ne zaman çıkartıyorlar mahkemeye? Sanırım bugün ama önce avukatla konuşmam lazım. Sen merak etme, haber veririm sana. Sağ ol. Güle güle. Hoş geldin Yılmaz. Umarım düşündüğüm şey olmaz. Umarım. Dünyanın bin bir türlü hali var, değil mi? Bir bakmışsınız zirvedesiniz, bir bakmışsınız yerin dibini boylamışsınız. Senin burada ne işin var Bilal Efendi? Yazık oldu Hande'ye.
Zavallı kız. İçeri nasıl girdin? Asıl siz nasıl girdiniz? Aslında biliyoruz değil mi? Yanınızda çalışan, size hayran bir kızı ağınıza düşürdünüz. Zavallı kızcağız. Sevgiyle boşanıp onunla pembe panjurlu bir ev kuracağınızı sanıyordu. Ah şu kadınlar, ne kadar naifler. 40 yıllık kurbağayı öpünce prens olacak zannediyorlar. Oysa kurbağa kurbağadır. Uzun ve çatal diliyle sinek avlamaktan başka da işi yoktur. Öyle değil mi? Erkek erkeğe konuşuyoruz. Bir şey söylesenize Yılmaz Bey. Lafı bittiyse defol git. Gideceğim, kalıcı değilim zaten. Asıl sorun siz ne kadar kalacaksınız? Bu arada tanıdıklarım var. Yardım ister misiniz? Benim yardıma falan ihtiyacım yok. Beni burada görmek seni mutlu ettiyse gidebilirsin. Ayrıca suçsuz olduğum anlaşıldı. Suçsuz olduğum anlaşıldı. Ay Yılmaz Bey. Acaba size kader kurbanı falan mı demeliyiz? Size birkaç tavsiyem var. İçeri girdiğinizde meydancıyla çok yüz göz olmayın. Sonra kendinizi tuvalet temizlerken bulursunuz. Ha bir de koğuş ağasına ayak bastık parası vermeyi ihmal etmeyin. Gerçi onlar sizi hatırlatırlar. Ha çok fazla para vermeyin, gözleri döner. Az da vermeyin, öfkelenirler. Neyse, şimdi müsaadenizle gitmem lazım. Kocasının kendisini aldatmasından mı? Başkasından çocuk peydahlamasından mı? Yoksa kocasının katil oluşuna mı? Hangisine yanacağını bilemeyen bir kadını teselli etmem gerekiyor. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ailemden uzak duracaksın, anladın mı beni? Yoksa? Yoksa ne yaparsınız? Öldürür müsünüz beni? İtiraf edeyim, bu korkutucu. Çünkü bunu söyleyen adam zaten katil. Genç bir kadının yetmezmiş gibi doğmamış çocuğunu öldüren bir katil. Ay Yılmaz Bey. Umarım içeride geçirdiğiniz yıllar sizi akıllandırır. Ama sonra yine aramıza dönün. Bekleriz. Bu arada Sevgi'yi ve Demir'i merak etmeyin. Bana emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Sen laf anlamıyor musun? Ailemden uzak dur. Ha bu arada laf kalabalığına geldi, unuttum. Size bunu aldım. Ya sabır çekersiniz. Allah kurtarsın. Bir gün elimden kurtulamayacaksın. Ailemden uzak dur. Sevgi Hanım'a geçmiş olsun da gidelim. Emredersiniz Bilal Bey. Kötü gün dost olmak bunu gerektirir. Kahvaltı hazır. Ama olmaz ki. Sabaha sabah ettiniz. Hayır, böyle aç kalmanın kime ne faydası var? Ha, Demir Bey? Sevgi Hanım? Yeter Zülfiye. Tamam. Yeter. Ben sadece... Nereye oğlum? Karakola. Gelecek misin? Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Ama ben anlamıştım zaten. Neyi anlamıştın? Hiç.
Hiç olmazsa bir sandviç yapsaydım. Aç açın olmaz ki. Sana neyi anlamıştın dedim. Akşam siz hani... Geveleyip durma Zülfiye. Söyle. Hande Hanım Yılmaz Bey'e tokadı basınca... Ne? Hande Yılmaz'a tokat mı attı? Evet. Görünce ben zaten elim ayağım dolaştı. Ama Hande Hanım da koşarak gitti. Tabii. Hamile olduğunu söyledi. Beklediği cevabı alamayınca da... Burada bekle Sabri. Emredersiniz bir abi. Bilal Bey. Sevgi Hanım evde mi? Evet ama. Lütfen geldiğimi haber verin. Eğer müsaitse geçmiş olsun dileklerimi belirtmek istiyorum. Bir dakika. Sevgi Hanım. Sevgi Hanım, Bilal Bey kapıda. Geçmiş olsun demek için uğramış. Müsait misiniz diye soruyor. Alın içeri. Peki. Buyurun. Haberleri görünce şok oldum. Seni çok merak ettim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl olayım işte? Oturmaz mısın? Ne ikram edeyim, ne içersin? Ben buraya kahve içmeye gelmedim. Bir dosta omuz vermeye geldim. Asıl sen ne istersin? Ne yapabilirim senin için? Ali sağ olsun. Teşekkürler. Allah sabır versin. Başına sağ olsun Allah. Teşekkür ederim. Abla sana bir sürprizim var. Sanırım başardım. Karnımda Yılmaz'ın bebeğini taşıyorum. Yani tam emin değilim. Yarın bir test yapacağım. Ama hissediyorum abla.
onun sana yaşattığını ona yaşatmamıza çok az kaldı. Önce bir çocuğu olduğunu öğrenecek. Sonra onu kaybedecek. Burada böyle birbirimize dayanarak sabaha kadar ayakta durduk. Cennet teyze nasıl? İyi değil. Yalvar yakar içeri gönderdi bu Yusuf'u. Şimdi öyle koltukta oturuyor. Ödüm kopuyor bir şey olacak diye. Kiraz nerede, kiminle hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen Yılmaz amcaların tanıdıklarıyla konuşacağım demiştin. Konuşabildin mi? Ertem abiyle konuştum. Bak o da girdi devreye. Akşam olmadan Kiraz'ı bulacağız. Sen yeminle konuşabildin mi? Bir haber var mı? Yok. Böyle çaresiz. Eli kolu bağlı. Kapıya batmadım. Vallahi öldürürüm. Cevap verme bana. Öldür anne, öldür. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Çünkü ben ne yapsam sana yaranamıyorum. Ne yapacağımı, ne olacağımı bilemiyorum. Ben çabalıyorum ama sen beni görmüyorsun. Onun bencilliği bizim kaderimizi çizdi. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Sus! Ne yapacaksın? Yine tokat mı atacaksın bana? Sus. Her şeyin sebebi Zürüt. Ama yine suçlu olan Kiraz. Kötü evlat Kiraz. Sus. Çok mu bağırdım sana? Sen de gece yarısına kadar neredesin? Merak ettim. Canım sıkıldı anne. Ben de bir hava alayım dedim. Ama sonra evin yolunu bulamadım tabii. Ben bilemedim, ben anlayamadım. Ha, beni görmüyorsun dedi anne, beni unuttun dedi. Ben bilemedim. Hayır anne, hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum, senin hiçbir suçun yok. Hepsi benim yüzümden. Ben bilemedim kızım. Hande'ye çok kızgınsın değil mi? Muhtemelen yaşasaydı gidip yüzüne tükürmek isterdin. Bana yakın arkadaşımmış gibi yaklaşıp kocamı baştan çıkardı. Kocanı baştan çıkardı. Hande bunu nasıl yaptı Sevgi? Hı? Parfümüyle mi?
yoksa dekoltesiyle mi? Yakın ilgisi mi yaptı? Bir insanı kandırmak için bunlar yeterli mi sence? Parfümüne dayanamadım. Öyle aşağılık bir açıklama olabilir mi? Peki Hande? Hadi bir de Hande'ye bakalım. Büyük ihtimalle gariban bir ailenin kızı. Çok da hırslı. İşinde başarılı olmak ve bir an önce yükselmek istiyor. Sonra bir işe giriyor. Tesadüfe bak ki çok yakışıklı, karizmatik ve olgun bir patronla karşılaşıyor. Düşünsene. Adamın havuzu, villası var. Yatları var, çok pahalı arabaları var. Çiftlik evi var. Yazlıkları var. Yani Hande'nin ömür boyunca istediği her şeye sahip. Tek bir sorun var. Adam evli. O da şansımı deneyeyim dedi. Şöyle düşündü bence. Sevgiden daha gencim. Ondan daha güzelim. Sevgi bile bütün bunlara sahip olabiliyorsa ben niye olamam? Güzellik konusuna katıldığımı söylüyor mu? Ama öyle düşündüğüne eminim. Şansımı deneyeyim dedi. Ne kaybederim ki? Hani küçük bir ihtimal işler ters giderse özür dilerim. Yanlış anladınız derim. Ya da yapabilirsem üste çıkarım. Ve şansını denedim. Başardı. Görmüş de öyle. Maalesef Yılmaz için tek gecelik bir hevesten başka bir şey değildi sevgi. Çok çok 2-3 gün sürecek bir hevesti. Fakat işler ters gitti. Beklenmeyen bir şey oldu. İşte o zaman Hande avcı olmaktan av olmaya dönüştü. Hande hırsının bedelini canıyla ödedi sevgi. Ya Yılmaz? Yılmaz da hevesinin bedelini can alarak ödedi. Ha? Peki bu kaçıncı can yakma? Kaçıncı heves? Daha da önemlisi bunun bedelini kim ödeyecek? Hesabını kim soracak? Korkmadın değil mi? Anne bana çok kızdı. Notum düşük gelmiş, çok kızdı bana. Ay. Sen Zühtü'ye verdin mi fıstıklardan? Al bakalım, bak al. Al hepsini ver. Hepsini ver. Biz burada yapamıyoruz. Burası bize göre değil. Kiraz gelecek. Sağ salim gelsin sonra da.
Cennet teyze iyi mi? Ben şey yapayım ya. Gideyim de daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Bir şey olursa sen beni haberdar eder misin? Her şey için sağ ol Yusuf. Ne yaptım ki? Çok şey yaptım. Ararsın. Sana dokundular mı? Bir şey sordum. Dokundular mı sana? Yok. Doğru söyle. Yok. Doğruyu söyle! Hayır, dokunmadılar. İn aşağı. Ulan burası kanıyor, burası. Hadi buna bir pansuman, iki dikiş, bitti gitti. Ne yaptın kız sen? Ha? Ulan kim bu adamlar? Biz tanım kadında kuaföre gittik. Orada da bir bayan vardı, böyle artist şeysi. Artist şeysi. Artist şeysi. Artist olacaktın ha? Film mi çevireceydin? Al lan. Ulan al sana filmin kralı! Ulan. Ulan İstanbul burası, İstanbul. Senin de mi yüzüne güler sandın? He? Ulan burada her köşe başında bir tane tezgah var. Her köşe başında bir tane çakal var. Beklerler ki senin gibi körpe düşsün tuzaklarına. Ulan ete doyar mı İstanbul? He? Cana doyar mı İstanbul? Artist olacaktın ha? Gazetelere çıkacaktın. Televizyona çıkacaktın. Ulan senin gibi kaç tane kiraz geliyor İstanbul'a biliyor musun sen? Biri ya da ikisi sıyırıyor paçayı. Diğerlerine ne oluyor biliyor musun? Kimisinin abisi babası öldürüyor namus diye. Kimisinin kesiyor gırtlağını. Kimisi de dayanamayıp kendi canına kıyıyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? O çıkmak istedikleri gazeteler var ya, onları cesetlerin üstüne örtüyorlar. Abi bacağım kanıyor. Lan kanatma o zaman. Bin şu arabaya. Gelecek. Hiçbir çocuğuma hiçbir şey olmayacak.
Her şey güzel olacak. Her şey güzel olmak zorunda. Az sonra gelecek. Şurayı, telefon var orada. Ara ananı bacını, iyiyim geliyoruz de. Geliyorlar işte. Çok şükür, çok şükür. Geliyorum. Çok şükür. Avukat geliyor. Niye bu kadar uzun sürdü? Birazdan adliyeye götürecekler. Artem abi ne oldu? Bir şey oldu yok, bekliyoruz. Mahkemeye götüreceklermiş şimdi. Pek de ilgiliyiz. Geliyorlar. Baba, iyi misin? Efendim. Anne adliyeye geçiyoruz şimdi. Hakimin karşısına çıkacakmış babam. Geliyorsun değil mi? Hayır. Peki sen bilirsin. Her şey yolunda mı? Adliyeye götürüyorlarmış. Sence tutuklanır mı? Büyük ihtimalle. İzinle artıktan kalkayım. Kahve için teşekkür ederim. Sevgi. Sakın unutma. Ne olursa. Ve ne zaman olursa. Ne olacağı ve ne zaman olacağı hakkında en ufak bir fikrim yok. Sabri. Affedersiniz Bilal Bey. İçim geçmişte. Eve mi dönüyoruz? Bugün çok yol kat ettik. Eve gitmeyi hak ettik. Hı.
daha böyle şeylere bulaşırsan kırarım kafanı. İn aşağı. Abi. İn aşağı. Çok şükür. Çok şükür. Efendim Zümrüt. Kiraz geldi. Yemin abim getirdi. Ciddi misin? Oh ya, çok sevindim. İyi mi peki? Bir sıkıntı var mı? Yok yok, çok iyiler. Ya sen haber ver demiştin ya, ben onun için şey... arayayım dedim. Çok iyi yaptın. Gözünüz aydın. Sağ ol. Şey, neredeymiş peki? Yani kim kaçırmış? Bunları sonra konuşsak olur mu? Aslında ben de tam olarak hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece... Olur olur, tamam. Ben o zaman seni yine ararım. Aa, şey, Cennet teyzeye de gözünüz aydın dediğimi söylersin, olur mu? Tamam, tamam Yusuf. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi haber galiba. Abi Kiraz'ı bulmuşlar. Oh çok şükür. İnşallah şuradan da iyi haber alırız. İnşallah. Kiraz'a ne olmuş ki? Yusuf söylemedi mi? Kaçırılmış. Yemin bulmuş değil mi? Söylemeyi unuttu herhalde. Yani Yılmaz babanın şu durumunu da söyleyemedim. Bir dakika, sen ne ima ediyorsun şu anda? Bir dakika bir dakika, hayırdır çocuklar, ne oluyor? Yok bir şey. Yani onlara da Yılmaz babanın durumunu söyleyemedim. Tamam, açıklamana gerek yok. Bana bakın, aranızdaki dert ne bilmiyorum ama kaşınmayın, yoksa ikiniz de pataklarım ha. Yeterince canım sıktın zaten. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Selam patron. Yemin'den haberin var mı ya? Arıyorum arıyorum, açmıyor. Haberim yok. Allah Allah, nereye gitti bu herif ya? Sabri abi sen bir şey biliyor musun? Yok, ne oldu ki? Yok bir şey yok. Neredesin sen? Hastanedeydim. Hastane mi? Ben çoktan gebermişsindir diye düşünüyordum. Allah Allah. Arasana lan. Ara. Yine ne var? Hüzün Aydın kız, geberdim ben. Cennete aldılar beni, haber vereyim dedim. Ha, cennet olduğuna emin misin? Etrafına iyi bak bakayım. Cehennem olmasın orası? Vallahi zeban. Zebaniler falan var ama sen yoksun ya, cennet gibi geldi bana haliyle. Ha, iyi söyle de o zaman geleyim ben, bir orayı cehenneme çevireyim senin için. Zahmet etme sen, geldim ben zaten. Ne bu hareketler? Ayağını kim kırdıysa iyi yapmış.
Kırmadılar vallahi, direkt sıktılar. Öyle mi? Kim vurdu? Kim vurduya gittim. Ya sen espri yapma vallahi, çünkü bünye kusuyor biliyor musun? Sen konuşuyorsun ya. Sen konuşma, ben de espri yapmayayım. Yok ya. Sen var ya, zaten ananın karnında bir ay daha kalaymışsın. Sırf çene doğacakmışsın. Yok ya. Ya sana ne, sana ne? Sen niye dert ettin ki beni kendine? Bilal Bey seni bana zimmetledi de ondan. Zimmetledi. Mal mıyım lan ben? Önde gidenisin oğlum. Ay Allah'ım ya. Çok mu ihtiyacım vardı bunun kulluğuna? Ben anlamadım ki. Hayır yani bu olmasa olmuyor muydu? Acıyor mu çok? Acıyor çok. İyi. Beni bir odaya kapattılar. Canını yakmadılar değil mi? Bir şey yapmadılar ha? Yok anne. Yemin abim geldi kurtardı beni o adamların elinden. Ama adamlar peşimize takıldı. Sonra da kurşun sıktılar. Kurşun? Ne? Anne Yemin abim vuruldu. Nasıl? Ya kızım ben gördüm arabanın içindeydi. Bir şey yoktu, iyiydi. Kurşun bacağını sıyırdı anne. Ama sonra da beni eve getirdi. Ara bakayım şu abini. Sağ ol. Alo abi. Abi vurulmuşsun sen. İyiyim ben, iyiyim. Hastaneye gittin mi? Yok kızım, sıyırdı, iyiyim ben. Aa! Abi. Yavaş. Bağırma bana, bağırma. Manyak mısın kızım sen? Abi ben sadece şey diyecek. Alo. Oğlum iyi misin? Ya iyiyim ben, iyiyim. Ha, iyiyim ben. Ya sağ ol. Kardeşin için canını içe saymışsın. Biz yalnız olduğumuzu sanıyorduk burada ama değilmişiz. Oğlum varmış. Ben biliyordum da. Biz bir aileyiz değil mi oğlum? Bak ben ne diyeceğim be? Ben diyorum ki bir polise gidin de her şeyi teferruatlıca bir anlatın ki başka kızların da canı yanmasın. Yani öyle kendi kızımız kurtuldu diye dönüp arkamıza gitmeyelim. Yani olanlar cezasız kalmasın diyorum. İyi tamam, geliyorum ben. Sağ ol oğlum. Nereye ya? Karakola. Niye? İşkence ediyorsun. Öyle mi? O zaman Yılmaz amcalara gittiğimizde kapıda görünce böyle ışık tutulmuş tavşan gibi olduğun kız var ya, onu çağırırsın, o sana bakar. İyilik de yaramıyor ya. Nereye? Ben de geleceğim. Gel lan, gel, yürü. Tamam. Bir hanımefendiyle nasıl konuşacağını hiç bilmiyorsun. Tamam, teşekkür ederim. Bana gelişmeleri adım adım bildirirsen sana borçlanırım. Biliyorsun borcuma sadığımdır, ziyadesiyle de öderim. Pekala. Alo, Sevgi. Az önce adliyeden bir arkadaşımla konuştum. Yılmaz tutuksuz yargılanacakmış. Gözün aydın demek için aradım. Ya bu iş niye bu kadar uzun sürdü? Sıkıldıysan gidebilirsin. Zaten seni çağırmamıştık. Bana bakın, son uyarım ona göre. Anladınız siz. Baba. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu? Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama hatırlatmamda fayda var. Şehir dışı yasanız var. Her sabah mahallenizdeki karakola uğrayıp imza vereceksiniz. Biliyorum, biliyorum. Gidebilir miyiz yani? Görevli arkadaşlar Yılmaz Bey'i geri götürecekler. Prosedür gereği imza mı imza? Ama akşama evinde olur. Hande Hanım'dan gelecek olan rapor bizim için hayat önem taşıyor. Eğer babalık davanız kanıtlanırsa ki bu bizim için mümkün gözükmüyor, bizim işimiz daha kolaylaşacak. Müsaadenizle. Teşekkür ederiz, sağ olun.
Karakolda görüşürüz Yılmaz Bey. Buyurun. Artem sağ ol. Yusuf. Buradayım baba. Demir annen yok mu? Sonra konuşuruz olur mu? Didem ben, Yemin'in arkadaşıyım. Karakola gitmek için geldik ama kendisinin ayağını biliyorsunuz gelemedi o yüzden. He. Tamam, biz hazırız zaten. Zümrüt, Kiraz hazır olun annem, haydi. Merhaba. Kiraz. Sana da geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim, sağ ol. Tamam, şey yapayım. Güneş, haydi annem, haydi oğlum. Yavaş. Kolay gelsin. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Zühtü. Zühtü. Oh, keyfin yerinde maşallah. İyi maşallah, iyi alıştı. Ne oldu, devredemedin? Yok bacım ya. Niye sordun? Niyetin varsa anlaşırız. Para istemez. Kazandıkça paylaşırız bir şekilde. İçine bakmak lazım. En fazla eksiyle, yediğiyle, 5000'e çalışır vaziyete getirirsin. Oo, 5000. Hayırlısı inşallah, bakalım. Kolay gelsin ya. Uğurlar olsun. Sağ ol, hadi görüşmek üzere. Zühtüm. Merak etme, merak etme, iyi. Zühtü. Gel bakalım Demir Efendi. İçeriye gelmeyecek misin abi? Yok, gelmeyeceğim. İşim var, arabamı alacağım. Nedir bu Yusuf'la atışmalar? Yok bir şey. Bana varmış gibi geldi. Sana öyle gelmiş. İyi peki. Arabanın anahtarı. Arka kapı açık değil mi? Açık çıkabilirsin. İyi, görüşürüz. Görüşürüz.
Demek akşama baban evimizde. Ne güzel. Mutlu sıcak yuvamızda. Ne kadar aptalmışım. Kim bu, kim bu diye arayıp durdum da burnumun ucundaki Hande'yi görememişim. Babam belki bu işten parasıyla, avukatıyla kurtulur. Ama ben onun kalemini kırdım. Olan Hande'ye oldu biliyor musun? Asıl ona üzülüyorum ben. Canını yaktığı kadınlar listesine birini daha ekledi baban. Hem de ne can yakmak. Biliyor musun Demir? Bir kadın aldatıldığında sadece erkeğini değil, gururunu da kaybeder. Sen baban gibi olma olur mu? Nereye? Çocukların yanında takılacağım biraz. Bu akşam eve gelmeyeceğim, bekleme beni. Tamam. Sen de haklısın. Bıktın annenin dertlerini dinlemekten. Kızım sana da sağ ol. Zahmet oldu vallahi. Hakkını helal et artık. Estağfurullah Cennet teyzeciğim, ne demek? Sen de sağ ol oğlum. Güneşin kuşunu vermeyecek misin yemin? Oldu. Görüşmek üzere. Nereye kızım? Daha yeni geldin. Arkadaşlarımın yanına. Yokluğumu hissedeceğini sanmıyorum. Leyla. Leyla. Artım abi, Leyla'nın nesi var? Sabah değildi. Çok büyük baş edemediği bir sorunu var. Ne? Ben... Baş edemediği sorun benim. Neyse, sen şu Demir'le olan kedi köpek durumunu anlat bakın. Abi böyle bir durum yok ya. Vardır, vardır. Gel. Ne oldu, açıkta bir şey mi gördün? Ne sırtıyorsun pişmiş kendi gibi? Aman Cennet teyzeciğim, canım Cennet teyzeciğim ha. Öyle değil mi Cennet teyzeciğim? Öyle değil mi Yemin'ciğim? Kibar konuşmak nasıl olur gör istedim. Belki bir şeyler öğrenirsin. Tabii Cennet teyzeciğim, tamam. Ah! Ah ya. Kızım manyak mısın? Efendim? Handan Hanım? Tabii, buradayım, dinliyorum. Anladım. Anladım.
Tamam, geliyorum. Hemen geliyorum. Abi müsait misin? Neredesin Yemin? Evden hızlı hızlı çıktığınızı gördüm. Ne oldu bacağına? Vurmuşlar bilimiyle. Lan bana bak. Kim vurmuş? Ne iş karıştırıyorsun sen? Abi bacımı kaçırmışlar, ben de peşlerine düştüm. Bacını kaçırdılar. Benim niye haberim yok Yemin? İşte öyle kaç kovala, fırsat olmadan. Abi ben sana bir şey soracağım Asıl. Bana bir 5.000 lira lazım. Orası kolay. Sabri'den alırsın. Ne yapacaksın parayla? Şimdi lazım öyle. Bir daha bir sorun çıktığında benim haberim olacak. Bir sorun çıkmaz patron. Benim gözüm üstümde. Peki, madem öyle diyorsunuz. Öküsün möküsün ama insanlık varmış içinde, helal olsun. Cennetteyiz Ecim. Ya ayıp be. Koskoca adamsın. İlkokul çocukları gibi taklit çıkarmalar falan. Aman cennetteyiz Ecim. Canım cennetteyiz Ecim. Cennetteyiz Ecim, cennetteyiz Ecim. Yılmaz'ın bir oğlu var, Demir. Tam bir zengin veledi. Bir tek karısı, Sevgi. Alkolik, bunalımda. Zavallının biri o da. Hande... Hande Yılmaz'a aşık olunca her şey bozuldu. Ondan çocuk sahibi olacağını ve artık boyuna son vereceğini söyledi. Ben de yapma etme dedim ama dinletemedim. Aslında Yılmaz denilen çolsuzun biri. Çünkü bütün malı mülkü Sevgi'nin babasında. Ama zavallı Hande sandı ki çocuk var diye Yılmaz karısını boşar, Hande ile evlenir. Yılmaz gibi bir bunu yapar mı? Yapmaz. Çünkü servetini riske atmaktansa hem Hande'yi hem de o günahsızı. Anne. He. Aslında şu lokanta bizim olsa ne güzel olur değil mi? Ay ana. Ay vallahi hayal etmedim değil ha. Ama 5.000 diyor ya. Keşke ne güzel olurdu. Hem biz de çalışırdık. Yok. Yani tamam yani yardım ederdiniz de. Ama önce okul geliyor. Kızım okuyacaksınız. Peki ne yapacağız anne? Birbirimize güveneceğiz. Gerisi olacak. Yeter ki birbirimizi terk etmeyelim. Abla ver, ben yapayım. İyi, al. Ciddi. Kızım. Şey Cennet teyze beni Yemin yolladı bunu size vermem için. Bu ne? Bu sizin rahmetli kocanızın bir tarlası varmış köyde. O satılmış.
Yarısı hanım kadına, yarısı da size işte. Rahmetli kocam. Ne? Yarısı bana, yarısı hanıma. Beni adam yerine mi koymuşlar? Hanım da hiç ses etmemiş ha? Ezberin tam da hikayen yanlış. Tamam, lokanta için işte. Ama ne olur geri göndermeyin. Yemin beni öldürür. Korkuyorum ondan. O zaman benden korkmuyorsun. Sizden de korkuyorum. Yemek mi koktu? Aç mısın? Açım valla. Ama yemeğiniz ortak olmayayım. Estağfurullah. Başım mı? Kızlar, sofraya bir tabak daha koyun. Misafirimiz var. Gel haydi. Sen çıkarayım mı? Yok yok, içeride çık. Sevgi Hanım, sabahtan beri ağzınıza bir lokma koymadınız. Yapmayın Allah aşkına böyle. Bu akşam izninizsiniz Zülfiye. Yalnız kalmak istiyorum. Peki efendim. Alo. Kocan olacak o caninin gerçek yüzünü görmüşsündür şimdi. Ufak tefek kaçamaklarına bile inandıramamıştım seni. Bir de polise yakalatacaktın ha? Sana olup biteni anlatayım. Belki bu sefer dinlersin. Orada mısın? Dinliyorum. Beni yakaladığınız gün şu ölen kız geldi yanıma. Hande miydi adı? Evet. O geldi. Ona her şeyi anlattım. Zavallı kocana çok aşıkmış. Senin gibi yapmaz etmez sanıyordu. Dağıldı fukara. O gün bana ne dedi biliyor musun? Yılmaz'ın hayatındaki tek aşk olduğunu söyledi. Uzun zamandır beraberiz falan dedi. Siz kadınlar acılı olduğunuz zaman hiç tanımadığınızda ne kadar dökülüyorsunuz öyle? Evinin anahtarı bile varmış onda. Galiba kocan uzun uzun toplantılara gidiyordu. Yazık. Ona da yazık oldu. Kocanı tanı diye aradı. Alo. Ya nerede kaldın? Cennet teyze ısrar etti de yemeğe kaldım. İçli köfte varmış, dayanamadım. Oo. Afiyet olsun. Vallahi iyi de yapar ha. Buyur, beraber olsun. Yok sağ ol. Paraşını ne yaptın, tamam mı? Tamam tamam. Tamam Yemin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben biraz daha varsa alabilir miyim? Var kızım, yürüyün. Buyur. Teşekkür. Oğlum ne diyor? Geç kaldım, nerede kaldım diyor. Seni merak ediyor yani ha? Merak mı ediyor? Öyle dediğine göre. Öyle değil mi?
Yani. Neyse, geçmiş olsun. Sağ ol. Buyurun, sizi bırakayım. Yok, biraz yürümek istiyorum. Peki o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Merak etmeyin Handan Hanım. O iş kolay. Emrinizdeyim. Artem, Hande'nin ev adresini verir misin bana? Ne oldu? Neden soruyorsun? Artem adresi ver. Sevgi, iyi misin sen? Lütfen adresi söyler misin? Abi kim öldü ya? Durum çok karışık be abisi. Ne oldu ki? Ya biraz televizyon izlesen aslında kültürün artacak biliyor musun? Yılmaz amca var ya, tutuklanmış. Ne? Ama merak etme, arkası hemen serbest bırakılmış. Yani anlayacağın durumlar çok karışık. Nefes bile alma bence. Hani üzerine sıçrar, ben diyeyim de sana. Karlı dağların ardına
Demir Koçeri. Benim. Bu size efendim. Çikolata mı? Kim göndermiş? Hande Aldemir. Şuraya imzalar mısınız? İyi akşamlar efendim. Teşekkürler. Yılmaz Koçeri. Benim. Size efendim. Kimler? Hande Aldemir. Ne imzalabilir miyim? Şurası. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok ayıp ettim aslında ya. Nasıl kızım? Ya şimdi ben yemek yiyince aklım başıma geldi. Geldim oturdum sofranıza, sildim süpürdüm. Utandım şimdi. Estağfurullah, olur mu? Afiyet olsun. İyi akşamlar komşu. Oo, iyi akşamlar komşu. Nasılsınız? Sağ olun. Ne yaptınız, karar verdiniz mi? He, dükkanı diyorsun. Ya vallahi. Ya korkunun ecele faydası yok. Ya versen bana o anahtarı. Madem öyle, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Niye güldün amca? Gülmedi. Bir 10 dakika bekleyin, göreceksiniz hayırlı olsun diyecek. Hayırlı olsun. Allah razı olsun ustam. Sağ ol. Anne, bizim şimdi dükkanımız mı oldu? Valla oldu galiba. Bir tek içi köfte yapıp satsam yeter zaten Cennet teyze. Ya acaba ben gece bir dükkana bakabilir miyim? Ne demek efendim? Ne zaman isterseniz. Artık dükkan sizin. Bundan sonra biz sizin misafiriniz olacağız. Başımla birlikte, başımla birlikte. Tekrar hayırlı olsun. Sağ hayırlı olun. Akşamlar. Sağ olun, sağ olun. Allah utandırmasın. İnşallah. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Şimdi göç zamanı, giden gidene.
göç zamanı, giden gidene şu gurbet ellerden.